siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok sık karşılaşır olduk pandemiden sonra. Evet, güzel de oldu. İki gündür birlikteyiz. Evet. Çok şıksınız öncelikle. Teşekkür Nasıl ederim. Hazırlandınız bu geceye? Biraz bahseder misiniz? Şimdi yine sevgili Tuana ile birlikte hazırlandım. Ve sevgili Ahmet Çoban saçlarımı yaptı. Valla bu gece benim için özel bir gece çünkü Hürriyet'in yeri bende çok ayrı. Herkes de biliyor bence. Çok güzel bir iki sene ve iki sezon da geçirdik birlikte. O yüzden bu geceye özel hazırlanmak istedim. Her zaman özenirim. Bu geceye ayrı özendim. Çok mutluyum burada olduğum için. Evet, oyuncular genellikle tabii ki oyunculuklarıyla ön planda olmalı ama kadınların kıyafet konuları da çok hassastır. Styling konusunda sizin stylinginiz, kendi stylinginizi yapıyor musunuz? Kendinize tasarladığınız bir şeyler var mı? Var. Yani şöyle söyleyeyim. Ben aslında Maske Kimsin Sen programında her gün başka bir konsept yaratmak istedim orada. Ve orada çizmeye başladık. Yani birlikte böyle ben de böyle fikirler çıkarmaya başladım. Ve benim stilimde en önemli şey kendimi yansıtmam. Yani benim ruhumu yansıtmalı. Sadece güzel bir elbise giymemeliyim. Beni anlatan, beni ifade eden, benim karakterimi yansıtan bir şey olmalı bence. Stilde böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkesin kendine has. Ve o yüzden de önemli benim için. Peki şimdi baş parmağınızı... Yapıyorum yani, çiziyorum bir şeyler. Evet, çizdiğinizi anladık. Şey, devamı gelecektir muhtemelen sizin. İnşallah istiyorum yani. Bunu muhtemelen hani bir katalogdur, styling olarak da düşünür müsünüz? Başkasında da yapar mısınız? Ailenizden başkasına biri olabilir, kendiniz olabilir. Yani olabilir ama çizimler. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bu konudaki en büyük şansım annem. Annemin inanılmaz bir gözü var styling konusunda ki zaten moda üzerine okumuş. O yüzden en büyük şansım diyebilirim. O bana daha çok yapıyor. Evet, bir gün annenizin defilesinde acaba podyumda görür müyüz Melisa? Ay inşallah. İnşallah buradan da annenin de kulakları çınlasın. Annemin böyle bir plan olduğunu sanmıyorum ama yani annem beni giydiriyor bolca. O yüzden de mutluyum ve şanslıyım. Evet, şans demişken şans kapıyı çaldı mı? Baş parmakta güzel bir yüzük gördük ama biz. Bu yüzük anneannemin hediyesi bana lise mezuniyetinde. O yüzden böyle şey, kendimi iyi hissetmek istediğim zamanlar taşıyorum yanımda. Genelde hani tek taç göründüğü zaman... Öyle sanılır ama evet. Bence öyle bir anlamı olmadığını da göstermek istedim. Hani tek taşımı kendime aldığım şey vardır evet. Her zaman. Benimkini anneannem aldı. Ve o yüzden sadece illa tek taş demek... seviyorsam takarım. Evet, maneviyatı yani birine ihtiyacımız yok. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür size iyi eğlenceler dileriz. Çok sağ olun. Son bir detay alabilir miyiz? Bir detay alırken bir bana müsaade eder misiniz? Abi bir alttakiler ve arkadaşlar. Melisa Hanım bir fotoğraf alabilir miyim? Buradayız size de abi. Ama gösteriyor gibi çok kötü hissediyorum kendimi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir yanından çekeceğim. Merhaba. Evet, geçmiş olsun, ne oldu? Çok geçmiş olsun. Merhaba.